Arkadaşlar selamünaleyküm. Dünyanın bak neler olmuş dedirten gelişmeleriyle birlikteyiz. Haber başlıkları video açıklamasında. ABD, Türkiye'nin Ay Yıldız projesi Pentagon'dan daha büyük olacak. ABD merkezli Business Insider internet sitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temelini attığı Ay Yıldız projesini Pentagon binasıyla kıyasladı. Site, Türkiye'nin Ay Yıldız projesinin Pentagon'dan daha büyük olduğunu belirtti. Haberde Erdoğan'ın Ay Yıldız projesiyle Milli Savunma Bakanlığımızı, Genelkurmay Başkanlığımızı, tüm kuvvet komutanlıklarımızı bir araya toplamış oluyoruz. Her şeyiyle, duruşuyla düşmana korku, dosta güven veren bir yapıyı burada meydana getirmiş olacağız. Sözleri ön plana çıkartıldı. Daha önceden açıklanan bilgilere göre Ay Yıldız yerleşkesi Ankara'nın Etimesgut ilçesinde inşa ediliyor. Proje, Türkiye'nin Pentagon'u olarak lanse ediliyor. Proje kapsamında Ay Yıldız şeklinde yeni binalar inşa edilecek. Önce Milli Savunma Bakanlığı ve ardındansa diğer tüm kuvvet komutanlıkları yeni yerleşkedeki yerini alacak. Hafter'in Türkiye korkusu. Libya'da Rus pensillerini devreye soktular. Rus basını Libya'da darbeci Hafter'in Türkiye korkusu nedeniyle yeni bir hamle yaptığını yazdı. Habere göre Hafter'in ordusu Türkiye'den korktuğu için Rus Panzer S hava savunma füze sistemlerini harekete geçirdi. Rus medyasına göre Libya'da 6 ay sonra ilk kez Türkiye'nin olası saldırılarına karşı Rus Panzer C1 uçak savar füze ve top sistemleri devreye alındı. Libya Ulusal Ordusu güçleri tarafından Trablus'a yaklaşık 140 kilometre uzaklıkta etkinleştirilmiş bir Panzer S hava savunma füze sisteminin görüldüğü video görüntüleri paylaşıldı. Bu da Panzer S1 hava savunma füze sisteminin alarma geçirildiğini doğruluyor. Haberde Libya topraklarındaki Panzer S1E'nin yalnızca Hafter kuvvetleri tarafından yönetilen, Libya Ulusal Ordusu tarafından kullanılabildiği öne sürüldü ve Türk Bayraktar TB2'nin bölgede büyük tehdit oluşturduğuna vurgu yapıldı. Haberde ayrıca Libya'da daha önce Panzer S1E hava savunma füze sisteminin Türk Bayraktar TB2 saldırı uçağına karşı mücadele ettiği ve kısmen verimlilik gösterdiği iddia edildi. Ancak buna rağmen Bayraktar TB2'lerin oldukça yüksek kabiliyete sahip olduğu belirtildi. Hafter'in bunu göz önüne alarak önlem almaya çalıştığı vurgulandı. Taliban silahlanmada NATO ülkelerini geçti. Listede Türkiye'de var. ABD'nin son askerini de Afganistan'dan çekmesiyle ülkede 20 yıllık işgal resmen sona erdi. Başkent Kabil'in de aralarında olduğu pek çok bölgede gücü elinde bulunduran Taliban, artık hükümet kurmak için geri sayıma geçmiş durumda. Ancak Taliban sadece iktidarı değil, ABD ve Afgan güçlerinin çekilmesiyle son teknoloji ABD yapımı silahlarının da sahibi oldu. Bu silahlardan en dikkat çekeni ise son teknoloji hava araçları. Zira yayınlanan son rapora göre Taliban'ın elinde Black Hawks yani Kara Şahin ve A-29 saldırı uçakları dahil 48 uçak var. Taliban bu sayede bazı NATO üyesi ülkelerden daha büyük bir hava kuvvetine sahip oldu. Taliban, Arnavutluk, Bosna, Estonya, İzlanda, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Slovenya dahil olmak üzere NATO üye ülkelerinin üçte birinden daha fazla hava aracına sahip. Başka bir deyişle 20 yıl sonra yeniden iktidarı ele geçiren Taliban, 30 NATO üyesinin onundan daha fazla askeri hava aracına sahip konumda. NATO üyeleri arasında en çok hava aracına sahip olan ülke 13.233 de ABD olurken ABD'yi 1057 parçayla Fransa, 2056 parçayla Türkiye izledi. Ukrayna Rus teknolojisini bırakıp tamamen Türk İHA'larına yöneldi. Donbas'ta yaşanan çatışma ortamı nedeniyle ikili ilişkilerde büyük kriz yaşayan Ukrayna ve Rusya arasında ipler tamamen koptu. Ukraynalı uzmanlar Kiev yönetiminin Sovyet-Rus teknolojisinden uzaklaştığını ve Türk teknolojilerine yöneldiğini belirtiyor. Ukrayna'nın yöneliminin Sovyet-Rus teknolojisinden ayrılmak yönünde olacağını ifade eden Ukraynalı uzmanlar, çünkü savunma ve sivil alanlarda yüksek teknolojiyi geliştirmek için ekonomi gerekir. Dış ekonomik ilişkiler kapsamında Türkiye ile İHA ve Deniz Kuvvetleri kapsamındaki işbirliğinde bunu gördük değerlendirmelerinde bulundu. Rusya'nın nükleer enerji alanında bölgede lider ülkelerden biri olarak kalmak istediğini ve Doğu Avrupa, Balkanlar ve Türkiye'de projelerine devam ettiğine dikkat çeken Samus, 2014'teki savaştan sonra Ukrayna'nın Rus değil, ABD menşeli nükleer yakıta yöneliminin başlamış olduğunu vurguladı.
Zelenski'nin ABD ziyareti kapsamında özellikle ekonomi ve yatırım alanlarında başka iyi haberler beklediklerini ifade eden Samus, çünkü savunma ve sivil alanlarda yüksek teknolojiyi geliştirmek için ekonomi gerekir. Dış ekonomik ilişkiler kapsamında Türkiye ile İHA ve Deniz Kuvvetleri kapsamındaki işbirliğinde bunu gördük, dedi. Türkiye'den müthiş savunma hamlesi. Denizlerin hakimi Fersa %100 yerlileşiyor. Mavi Vatan'ın güçlü aktörü Türkiye, askeri platformlarda kullanılacak sistemleri de yerlileştiriyor. Kilometrelerce öteden hedeflerini tespit edebilen Fersa da bunlardan biri. Fersa, uygun bir ortamda kilometrelerce öteden hedeflerini tespit edebiliyor. Yerlilik oranı ise %95 seviyesinde. Ancak hem Aselsan hem de Armelsan tarafı bu oranı %100'e tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Eğer kendi kıyılarınızda ya da hedef bölgelerinizdeki mavi derinliklerde operasyonlarınızı sıkıntısız bir şekilde yapmak istiyorsanız, sadece su üstünde sergileyeceğiniz kabiliyetler yetmez. Bu nedenle suyun altında da düşman unsurlarınızı caydıracak bir gücünüz olması gerekir. Denizaltı savunma harbi tam da bu noktada öne çıkıyor. Türkiye sadece Mavi Vatan'a çok önemli değerler katacak platformlar üretmekte kalmıyor, bu gemilerin altyapı sistemleri içinde ortaya ciddi bir irade koyuyor. Sahip olduğu yeni nesil elektronik sistemler ve algoritmalarla korvet ve fırkateynlerimizin sualtı tehditlerine karşı caydırıcılığını artıracak olan Fersa'yı bir sistemler bütünü olarak tanımlamak mümkün. Bu sonar sayesinde aktif modda denizaltı ve mayın benzeri objeler gibi sualtı tehditlerini, pasif moddaysa denizaltı, su üstü gemisi ve torpido gibi sualtı tehditlerini tespit, analiz ve takip etme imkanınız oluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden Kabil Havalimanı açıklaması. Türkiye ve Katar'la çalışıyoruz. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, günlük basın briefinginde ABD'nin Afganistan'dan çekilme süreci ve son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Psaki, ABD'nin Afganistan'da kalan vatandaşlarının tahliyesi konusunda tüm çabayı göstereceğinden herkesin emin olması gerektiğini ve bu konuda Kabil Hamid Karzai Havalimanı'nın açık olmasının önemli olduğunu vurguladı. Havalimanının açık olmasının herkesin yararına olduğunu dile getiren Psaki, burada önemli ortaklar olan Türkler ve Katarlılarla birlikte çalıştığımız daha spesifik konu, havalimanının sivil tarafının yeniden operasyonel hale gelmesidir. Böylece sadece insanların tahliyesi değil, aynı zamanda Dünya Gıda Programı gibi programlar yoluyla insani yardımların ulaştırılması da mümkün olur, değerlendirmesini yaptı. ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararını savunan Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın halen Afganistan'da olan ancak ayrılmak isteyen Amerikalıların çıkarılması konusunda her şeyi yapacağını dile getirdi. Putin'den ABD'yi çok kızdıracak açıklama. ABD, Afganistan'da sadece trajediye yol açtı. ABD'nin çekilmesi sonrası ilk kez konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Afganistan'daki 20 yıllık ABD varlığının yalnızca trajedilere yol açtığını söyledi. ABD askeri birliklerinin 20 yıl Afganistan topraklarında bulunduğunu hatırlatan Putin, ABD'nin bu sürede Afganistan'da yaşayan insanları medenileştirmeye çalıştığını ifade etti. Putin, Amerikan birlikleri 20 yıldır Afgan topraklarındaydı ve 20 yıldır orada yaşayan insanları çağdaşlaştırmayı, bunu kimseyi kırmadan söyleyebiliriz, toplumun siyasi örgütlenmesi dahil kelimenin tam anlamıyla yaşam standartlarını ve normlarını uygulamaya koymayı denediler, ifadelerini kullandı. Rusya Başkanı, ABD Afganistan'da aslında en geniş anlamda kendi kurallarını ve hayat tarzını, siyasi kurumlarını benimsetmek istedi. Bunu yapanlar için, ABD için ve Afganistan'da yaşayanlar için sonuç trajedi ve kayıptan başka bir şey değil, sonuç sıfır şeklinde konuştu.